Evet ya, projeyi işte bir ay önce bitirdik. Bir kendime gelmem gerekiyordu. Yeni işleri konuştuk, ayarladık bu yaz sezonu için. Ha, belli oldu mu yeni işler? Şimdi bir film projesi var Netflix'te. Ha. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte tekrardan buluşuyoruz. Onun heyecanı var, onun Ne özeli zaman var. set başlıyor? Nasıl bir proje? Detayları merak ediyoruz. Daha önce izlediğiniz projenin devamını çekiyoruz aslında. Önümüzdeki ay başlıyor. Onun hazırlığı var. İş görüşmeleri, biraz dinlenme, işte arkadaşlarımla vakit geçirme falan öyle geçiyor. Böyle enerjileri tutan ikililerin uğruna ben inanırım. Bilmiyorum, siz de inanıyor Evet. musunuz? Size tepkiler nasıl Kaan Bey ile size Ya dışarıdan? daha önce abi kardeş oynadık ya, onun için ya çok keyifli bir dönemdi benim için o. Onun için Kaan'la oynamak benim için çok zevkli olacak, çok Nasıl bir heyecanlıyım. partner? Zor mu, kolay mı? Kolay ya, biz çok iyiydik. Çok şükür yani. Onun için benim için çok kolay, çok keyifli. Daha önceden beraber rol aldığınız bir isimle olmak daha mı kolay sizin için? Ya arkadaşım oluyor çoğu zaman. Yani daha önceki projede de öyleydi. Daha sevdaydı galiba. Aynen, ve bu son projede de aynı şekilde tanıyorsun birbirini. Hani nasıl bir performans çıkaracağın az çok ortada oluyor, anlaşabiliyorsun. Onun için ben güvenli alanda olmayı çok seviyorum. Onun için benim için rahat oluyor. Tercih ederken, kabul ederken projeleri bunlara önem veriyorsunuz sanırım. Ya tabii ki hani şey, ekip, işte o ortam pozitif olması vesaire çok önemli. Çünkü 24 saat vakit geçiriyoruz orada. Sürekli birlikteyiz. Ailemden daha çok vakit geçiriyorum. Onun için pozitif olması tabii ki çok önemli. Güvenli alan dediğiniz, yani özel hayatınızda da kendi hayatınızda sürprizleri çok sevmez misiniz? Ya ben güven insanıyım ya, evet. Bileceğim diyorsunuz, ona Evet, göre adım yani atacağım. bir güvenli hissetmem gerekiyor. Çünkü zaten ya dünyamız çok karışık değil mi? Ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Onun için o güvenli alanı yaratmak bence çok önemli. Dostluklarda da, aile içinde de, yaptığın işte de bence çok önemli bir şey. Çok daha huzur veren, daha kafanın stabil olduğu bir yer olduğu için çok daha güzel bence. Güneşli bir İstanbul günündeyiz. Burada Evet. yaz konseptiyle bir partideyiz. Evet. Sizin de yaz planlarınızı soralım. Çalışmak dışında. Çalışmak dışında inşallah işte bir ailemi ziyarete gideceğim, Hollanda'ya gideceğim. Ondan sonra bakacağız artık ne yapacağımı, bilmiyorum ben de. Bir de ilişkide dikkatimi çekti şu anda. Dans etmeyi çok mu seviyorsunuz? Sanki müziği duyunca bir dans etmek istiyor gibi Ben dans etmeyi severim ya. Çünkü böyle bir şey Sallanıyorum değil mi? oluyor. Evet, severim. Tarzı var mı? Belli bir tarz beğendiniz özellikle. Her türlü okey Her benim türlü. için, Tabak aynen. çanak sesine de diyorsunuz. Okeyiz. Peki Türkiye'de dizi sektörünü şu anda nasıl değerlendirirsiniz, oyunculuk sektörünü? Yani ben 10 senedir zaten bu işi yapıyorum. Ben mutluyum yaptığım işlerde. Hani seçici davranıyorum evet, ama ben yaptığım her işten mutlu bir şekilde ayrıldım şu ana kadar. Bence başarılıyız ya. Eskiye nazaran baktığınız zaman bir 10 senede çok birçok şey değişti. Mesela Evet. Set süreleri değişti, dijital platformlar girdi. Buradan baktığınız zaman nasıl oluyor sizce? Çok daha rahat oldu. 10 sene önce çok daha uzun günlerimiz oluyordu, geçiyordu sette. Şu an çok daha rahat çalışıyoruz. İletişim, belki ben de büyüdüğüm için ya da işte daha çok tanıdığım için iletişim daha sağlam bir şekilde ilerliyor. Ben yani güzel ilerliyor bence. Yani dijital projelerimiz çoğaldı. Dünyaya açıldığımız bir sürü proje var, güzel güzel. Peki bunlarla birlikte oyuncu olmak, ünlü olmak kolaylaştı mı, daha mı zorlaştı sizin için? Sizin için derken siz ne Genel düşünüyorsunuz? olarak yani ünlü olmak bu işin getirisi. Yani bunu her türlü hazırlı olmak gerekiyor. Sevdiklerinde bir şekilde ünlü oluyorsun. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor ve kaldırabilmek gerekiyor bence. Bazılarımız kaldırıyor, bazılarımız kaldıramıyor. Oyuncu olmakta ilerleyelim o zaman. Oyuncu olmak kolaylaştı mı, zorlaştı mı? Ya Çünkü alan da oyunculuk ne açıldı kadar daha alan baktığınızda. açıldı, ama oyunculuk bence o kadar basit bir iş değil. Yani bunun için gerçekten yani her proje öncesi, ben öyle yapıyorum bilmiyorum. İşimi çok seviyorum çünkü. Bir eğitim, bir ön hazırlığı olur, karaktere adaptasyon süreci oluyor. Yani çok kolay bir iş değil. Her iş zordur. Herkesin işi, sizin Peki de işiniz ünlü çok zor. olmanın en zor kısmı, sizi zorlayan kısmı nedir diye sorsam. İnanılmaz rahat hareket edemiyorsun yani. Hani ben sokakta bir yerde köşede otursam, yakalansam bir şekilde, işte bir şey mi oldu vesaire, ama belki sadece oturmak istiyorum da. Hani mesela onları yakın düşünerek. dönemde hiç böyle bir şey yaşadınız mı? İşte çıkıp bir yerde oturmak, hüzünlenmek, keyiflenmek, herhangi bir şey yaşama Yok, isteği ama yaşamadınız beni yakalayamıyorsunuz siz. Onun için yok, öyle bir şey yaşamadım. Aynen. Peki son olarak aşk hayatını soralım Altay Bey ile Altay Ben Bey aşk Bey. hayatımı konuşmuyorum. Hiçbir zaman Doğru mu konuşmadım. değil mi, en azından beraber misiniz onu Ben merak yapacağım ediyorum. açıklamayı zaten daha önce yaptım, ama aşk hayatı falan konuşmuyorum hiçbir zaman. Projelerimi konuşmayı tercih ediyorum. Bayağı konuştuk ama projelerini. Yani Evet, onun için 3 teşekkür aydır ederim. birliktelik devam ediyor dendi, böyle Ben haberler çıktı. açıklamamı yaptım. Ben Çok de teşekkür gördüm, ederim. nerede sizi gördüm. Teşekkürler, çok Vallahi sağ olun. görmedim açıklamayı, o yüzden. Ne yazdı Siz beyefendi? istediniz onları. 3 aydır da siz istediniz.